Şimdi Türkiye'de engeller üzerine çalışmaya başladığım zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün tahmini rakamlarına göre biz engelli Ha, nedir sayısını o rakamlar? Onları sormuş biliyorduk. olayım. Şimdi %12,29 olarak tespit edildi ve bu rakam 2002'li yıllarda oldu. Bu Türkiye. Türkiye için. Evet, Türkiye. Yalnız hocamın bir tespitine ben şu manada katılıyorum. Bir noktada da iyimser olarak bakmak gerektiğine inanıyorum. Katıldığım nokta şudur. Biz 2002 yılına kadar Türkiye ölçeğinde engelli sayısını Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre söylüyorduk. Bu ülkemizin tabii gelişme düzeyi içerisinde olaylara bakışının bir ifadesi. Bunlar sorgulanmalıdır. Hocam o noktada haklı ama düne göre bugün gerek hükümet politikaları olarak, gerekse devletin olaylara bakışı olarak, gerekse kurumlar noktasında mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızın benim de bilgim olan iki tane önemli faaliyeti var engellerle ilgili. Birincisi engelli kardeşlerimizin her yönde mesela işitme engellilere yönelik işaret dilini öğreten din görevlilerinin yetiştirilmesi, görme engellilere yönelik Braille alfabesiyle gerek Kur'an-ı Kerim'in hazırlanması gerekse bazı dini kitapların hazırlanması gibi faaliyetlerin yanında din görevlilerinin eğitilerek ki o seminerlerde hoca olarak katıldım ben iki seminere, böyle bir etkinlikleri var. Düne göre güzel gelişmeler var. Evet, içimiz ızdırap yandığı için Mustafa Bey hocam ben anlıyorum. Gerçekten çok hızlı gelişmeleri yaşamak zorundayız. Çok güzel şeyler yapmak durumundayız. Ama burada da hepimizin vatandaş olarak da, kurum olarak da, sivil toplum örgütleri olarak da ben burada ne yapabilirim sorusuna cevap arayacak şekilde adım attığımızda birçok şeyi halledeceğimize Sayın hocam, inanıyorum. ben devlet için bir şey söylemiyorum. 1500 senedir Kur'an var hocam. 1500 senedir peygamberin uygulamaları var hocam. Hiç bunu üzerimizden Sayın atamayız. hocam, oradaki Hükümet bu sorunumuzu anlıyorum. anlamda ciddi şeyler yaptığı için Evet. yani suçlu olan din olarak ortaya çıkmış ve bizi dini öğretecek olan insanlarımızdır. Devlet hakikaten son 12 yılda Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu tarafa yapılmış olanın 4 katı yasalar ve yönetmelikler çıkarmış. Engellilere saygın bir kişilik kazandırmak için ne gerekiyorsa Avrupa'da standart yapmış. Ama uygulamadaki insanlar bizler suçluyuz ve bunu kabul etmeliyiz. Yoksa başka Doğru. türlü yürümeyiz. Şu noktadaki tespitlerinize aynen katılıyorum. Yani biraz önce ben nüfus noktasında verdiğim örneklem noktası da dikkat çekicidir. Yani 2002'ye kadar biz ülkemizde ne kadar engelli var bunun Onu bile istatistiki bilmiyorduk. bilmiyorduk. Ama bu şu anlama gelmemeli. Biraz önce kavramları konuşurken dedik ki kavramlara toplumun yüklediği anlam olumsuzlaşırsa bizim onlara bakış açımız da olumsuzlaşır. Aynı hatayı biz de yapmamamız Kesinlikle. gerekir. Neden? Çünkü evet Türkiye'de güzel şeyler yapılıyor. Devlet politikası olarak hakikaten engellilere sahip çıkıldı. Ulaşımda olsun, istihdamda olsun güzel gelişmeler var. Ama şu gerçeği de görerek hocamın tespitine şu noktada katılıyorum ben. Her bir birey olarak ben ne yapabilirim sorusuna cevap aramak zorundayız. Aynen. Hocam bunu vurguluyor. Evet. Buna katılıyorum. Ama şu noktada da iyimserim. Yani biz hep olumsuzluklardan veya olmayan şeylerden bahsetmeye başlarsak insan psikolojisi şöyle bir duruma gelir. Evet, çok az şey oluyor veya olan şeyler yeterli değil. O zaman ben ne yapayım? Benim yapmama Tabii gerek işte. yok gibi bir psikolojiye girebilirim. Bir ümitsizliğe düşebilirim. Sorumluluğumuzun bilincinde olacağız. Güzel şeyleri yapmaya gayret edeceğiz. Kurumlar olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı da burada geçmişe göre çok önemli adımlar atıyor ve atmakta. Şimdi Eyvallah. hocamın dediği şeye binaen ben de şöyle bir öz eleştiri yapayım. Mesela üniversitede akademisyenler olarak kaç kişi engeller üzerine veya sıra dışı olaylar üzerine, olağanüstü olaylar üzerine, toplumun problemleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada da kendimizi sorguladığımız zaman, bunların batıyla kıyasladığımız zaman, Avrupa ile kıyasladığımız zaman yeterli olmadığını görüyoruz. Ama bu bir zihniyet değişimidir. Bu olayların farkındalığını arttırarak gelişecek olan bir şeydir ve bunlara sahiplendiğimiz zaman daha güzel şeylerin olacağına dairdir. Mesela Kushner isminde bir batılı bilim adamının ve papaz olan kişinin bir kitabı elime geçmişti benim. Hocamın şimdi söylediğine birebir örtüşecek bir örnek. Hazreti Musa'nın günlük zorlukları aşmadaki önemini anlatıyor, hikayesini anlatıyor. Evet hocam biraz önce çok önemli bir şeyin altını çizdi. Kur'an-ı Kerim'i bugün incelediğimiz zaman üçte ikisini oluşturan kıssalar, peygamber hayatları bizim için son derece önemli veri kaynağıdır. Bunları bilim adamları olarak, üniversitede çalışan hocalar olarak bizlerin ciddi bir şekilde inceleyip araştırıp günümüz insanın derdine deva olacak şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bunları Ama yaparsak sorunları aşmaya bunu sadece çalışacağız. böyle bir hikaye olarak anlatmak Değil, yeterli değil. değil, değil. Bunları
hayata geçirilebilir politikalarla desteklemek gerekiyor. Dönüştürmek gerekiyor. Ya mesela Hazreti Peygamber'in böyle uygulaması var. Evet. Hocam söylediğine ilave eten söyleyeyim. Tıp fakültesinde bile yok. Diyanet İşleri Başkanımız diyoruz ama özel işleri yaptı sağ olsun. Tıp fakültesinde engelliyle, şu engelli grubuyla ilgili ben uzmanlık alanımdır, seçtim ve ilgileneceğim diye maalesef, yok. Maalesef. Çok acı bir şeydir bu. Evet.